Merhaba sevgili dostlar. Şimdi bölünebilmenin ikinci kısmındayız. Yani 11 ile bölünebilmede kalmıştık en son. Oradan devam ediyorum dostlar ben. Hemen 11 ile bölünebilmenin kuralını bir anlatalım size şöyle. Şimdi diyor ki kural, şurayı bir okuyalım birlikte. Sonrasını birazcık yorumlarız. Bir doğal sayının şimdi 11 ile bölünüp bölünmediğini nasıl anlarız? Birler basamağından, yani şu en sağda, şurada da bir örnek yazdım iki tane. Bunları birazdan kontrol edeceğiz. 11 ile tam bölünüyor mu bölünmüyor mu diye. Kural neymiş? En sağdaki sayıdan başlıyormuşuz. Yani birler basamağından başlayacağız. Sola doğru, şöyle sol tarafımıza doğru rakamlara sırasıyla artı, eksi, artı, eksi, artı koyacakmışız. O zaman şuna koyuyorum artı, buna koyuyorum eksi, artı, eksi şeklinde gidiyormuşuz. Ve bu sayıları topluyormuşuz biz dostlar. Yani şöyle eksi 7 artı 4 eksi 2 artı 3. Yani şu üstüne yazdığım artık bunun işareti oluyor. Topluyormuşuz bunları. Ve çıkan sonuç diyorum 0 veya 11'in katı ise bu sayı 11 ile tam bölünür diyor dostlar. Peki bulalım bu sayının sonucunu. Şimdi eksi 7 ile eksi artı 4'ün toplamı eksi 3. Eksi 3 ile eksi 2'nin toplamı eksi 5. Eksi 5 ile artı 3'ün toplamı eksi 2. Sonuç eksi 2 çıktı arkadaşlar. Peki 0 mı bu çıkan sayı? Hayır. Eksi 2 11'in katı mı? Yine hayır. O yüzden bu sayı 11 ile tam bölünmez. İşte bu kadar. Geldik şuna. Hemen en sağdakine artı, eksi, artı, eksi, artıyı çakıyormuşuz dostlar. Sonra 1 var, artı 1 eksi 8 artı 6 eksi 1 artı 2 oldu. Toplayalım. Hatta bak 1 ile eksi 1 birbirini götürür. Eksi 6 ile artı, eksi 8 ile artı 6'nın toplamı eksi 2'dir. Bir de burada artı 2 var öğretmenim. Toplarsam bunlar da birbirini götürür. Bakın 0 çıktı. Demek ki bu sayı 11'i tam bölünüyor. Yani 11'in bir katıdır. Gönül rahatlığıyla diyebiliriz artık. Peki geldik şuna. Alalım şunu önümüze. Şimdi örnekler. 4 basamaklı şöyle bir sayı var. 11 ile tam bölünüyormuş. Dostlar demek ki ben bu artı, eksi, artı, eksiyi yazıp bunları bir toplarsam eksi 2 artı a eksi 8 artı 1 yazdığımda burası kesinlikle ya 0 veya 11'in bir katıymış dostlarım. 11'in bir katı, artık bir katı, iki katı, üç katı, dört katı bilemeyiz onu ama bir katı. Peki toplayalım öğretmenim. Eksi 2 ile eksi 8'in toplamı ne yapar dostlar? Eksi 10. Eksi 10'a 1 eklersem eksi 9. O zaman şöyle oldu. A eksi 9 eşittir. Ya 0 olacak ya da 11'in bir katı olacak. Peki 0 olabilmesi için buranın A'nın kaç olması lazım dostlar? A'ya 9 desek, A 9 olsa 9 eksi 9'dan ne gelir? 0 gelir. Demek ki A 9 olabilir. Peki 11'in katı olması için, mesela 11'in bir katı, yani 11 olması için A'nın kaç olması lazım? 20. Çünkü 20'den 9 çıkarsa 11 olur. A 20 olabilir mi arkadaşlarım? Yani bundan sonrası aslında 11 fazlası, 11 fazlası, işte 31 de olsa yine 11'in bir katı olacaktı. Giderdi bu şekilde ama A bir rakam. 9'dan zaten büyük olamaz. O yüzden şu ikisi ve bundan sonrakiler olmayacak. A'nın bir tane değeri var. Zaten A kaçtır diye soruyor. A 9'dur. Cevabımız 9 geldi. Hadi şuna bakalım. Sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Dostlar artıyı eksiyi çaktık. Artı eksi artı eksi artı eksi şeklinde gidiyor bunlar. Artı eksi artı eksi. Bak 20 basamaklıymış. Demek ki şu 23'lerden elimizde 10 tane var dostlarım. 20 basamaklı 20 tane rakam var ya. İkişer ikişer şöyle 23, 23, 23 yaptım bunları. 10 tane 23 var elimde. Peki canım öğrencim. Şunların hani her birini toplayacaktık şöyle. Eksi 2 artı 3. Eksi 2 artı 3, eksi 2 artı 3 şeklinde, eksi 2 artı 3 şeklinde bu şekilde 10 tane grup var. Bak bunları toplaması çok kolay dostlarım. Şöyle toplarsak bunların toplamı nedir? 1. Bu da 1, bu da 1, bu da 1. Yani 10 tane 1 geliyor. Demek ki rakamları toplamı 10 oluyor. Rakamları toplamı 10. 11'in katı mı? Değil. 0 mı? Değil. O zaman tam bölünmüyor. Tam bölünmüyor. Peki kalan kaç hocam? O 10. Direkt kalanı bulduk. Kalanımız 10'muş arkadaşlar. Geldik şuna. 5 basamaklı bilmem ne sayısının 11 ile bölümünden kalan 4'tür. Buna göre A kaçtır diye bir soru sormuş. Hadi şu artı eksi muhabbetini bir yapalım. Artı eksi artı eksi artı. Şimdi toplayalım. Artı 3 var. Eksi 6 var. Artı 2. Eksi 9. Artı A. Şimdi 11 ile bölümünden kalan 4'müş dostlar. Şimdi normalde tam bölünseydi 0 veya 11'in katı olacaktı. Ama kalan 4 dediği için 4 fazlası ya 4 olacak veya 11'in katından 4 fazla olacak dostlarım. Yani ya 0'dan 4 fazla ya da 11'in katından 4 fazla olacak. Toplayalım şurayı bir. 3 eksi 6 daha eksi 3. Eksi 3 2 daha eksi 1. Eksi 1 eksi 9 daha eksi 10 yaptı. Bir de artı A var. Eşittir 4 veya 11'in katından 4 fazla olacak. Mevzu bu. A kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Şimdi bundan sonrası için isterseniz şıkları da deneyebilirsiniz tek tek. Ya da direkt denklemi de çözebiliriz şöyle. Dostum şuna göre bakalım. Burası 4 olsaydı. Eksi 10'u bu tarafa al. A kaç çıkardı? Artı 10 gelirdi buraya. 14. Peki A 14 olabilir mi? Olamaz. Çünkü A bir rakam. A 14 olamaz. Geçtik bunu. Peki şuraya gelelim şimdi. 11'in katından 4 fazla olması gerekiyor. Yani eksi 10 artı A'nın 11'in katından 4 fazla olduğunu düşünsek biz. Hemen eksi 10'u bu tarafa alsak arkadaşlar. A eşittir 11'in katı artı 14 olur mu burası dostum? Peki 11'in katıyla 14'ün toplamı oldu. A yerine ne yazarsak biz burası tam 11'in katının 14 fazlası olacak. Hemen A yerine şıkları da deneyebilirsiniz dostlar. Ya da şöyle de yazabilirsiniz. Bakın gerçekten A yerine 3 yazdığınızı düşünün. Yani sıfırdan başlayıp gideceksin. Ben cevabı gördüğüm için ya da şıklar gözümün önünde olacağı zaman şıkları deneyeceğim için. Bak 3 yaz buraya. 14'ü de bu tarafa al canım kardeşim. Ne olur burası? 14 buraya gelirse 3 eksi 14'ten eksi 11 eşittir 11K. Eksi 11, 11'in bir katı mı? Evet, eksi 1 katı. Yani K'ya eksi 1 dersen 11'in bir katı olur. Negatif olmayacak diye bir kural yok. Olabilir dostlar. O yüzden A 3 olur. İşaretleyin, geçin, gidin. Hemen geldik şuna. 10 basamaklı 1, 4, 1, 4, 1, 4, kaç? 2, 4, 6, 8, 10 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Dostlar bunu artık kendiniz de çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Hemen şöyle artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi dersiniz. Ve bunları bir toplarız. Eksi 1 artı 4. Eksi 1 artı 4. Eksi 1 artı 4. Eksi 1 artı 4 kaç oldu? 2, 4, 6, 8. Eksi 1 artı 4. Şimdi bunların şurayı toplarsanız ne yaptı? 3. Burayı topladık 3. Burayı topladık 3. 3 ve 3. 5 tane 3 yani 15 geldi mi bunların rakamları toplamı? Şu toplam daha doğrusu. Peki bu toplam 11'in katı mı? Hayır değil. O zaman 11 ile tam bölünmez. Peki 11'in katından kaç fazla bu? 15. 11'in katı olan 11'den bir katıdır 11'in. 4 fazla değil mi dostlarım? O yüzden kalan da 4'tür. 11'in katından 4 fazla olduğu için kalan da 4'tür dedik. Toplamının 11 ile bölümünden kalan kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlarım. Hemen şöyle yapalım mı? Şunları bir ne yapalım? Şöyle bir çözümleyelim. Çünkü 3 basamaklı sayısını falan filan görünce çözümleme yapacaktık biz. Peki çözümlerken de kolaylık yapıyorduk. Şuradan 100A geliyor dostlarım. 100A. Hadi uzun uzun yapalım ya da. 10B artı C artı 100B artı 10C artı bir tane de A geldi. Şimdi 100A, 1A daha 101A. 10B, 100B daha 110B. 1C, 10C daha 11C diyor. Ve bize de diyor ki bu sayının 11 ile bölümünden kalan kaçtır? Dostum, 11 ile bölünecek toplamların bir toplam şeklindeki sayılar. Hatta 9 ile bölünebilme ve 3 ile bölünebilmede de bahsettik ya. Şimdi dostum şurası bak 11 çarpı C. Yani 11'in tam bir katı. O yüzden bunu bir daha toplamana gerek yok. Şurası 110. 11'in 10 katı. O yüzden burayı bir daha toplamana gerek yok. Sadece şurayla muhatap ol canım kardeşim. 101'i hemen 101A'yı böl 11'e, kalan kaçsa bütün sayının toplamında 11 ile bölümünden kalan o olacak dostlar. Peki 9 kere var. 9 kere 99 yapar. 2 çıktı değil mi? 2A kaldı yani. 101 tane A değil de 99 A'sı zaten 11'in katıdır. Yani şöyle yaptım. 101A'yı ben şöyle yazdım. 99A artı 2A diye yazarım. Bu zaten 11'in bir katıdır. Geriye de 2A kaldı dedim dostlar. Evet. 11 ile bölünebilmeyi de gömdük arkadaşlarım. Şimdi hemen geldik. Aralarında asal iki sayının çarpımına bölünebilme kuralına. Şimdi bize artık... Biz kuralları öğrendik dostlar. Bunların dışında bir de işte bu şekilde 6, 12, 15, 18, 20 gibi herhangi iki asal sayının çarpımı şeklinde yazılan sayılara bölünebilmenin kuralı var. Yani diyecek ki soru bize işte 6 ile bölünebilmesi için A kaçtır, B kaçtır gibi sorular soracak. Sen de diyeceksin ki bir sayının 6 ile bölünebilmesi için şart şu. O sayı hem 2'ye hem de 3'e bölünebilecek arkadaş. 2 ve 3'e tam bölünebiliyorsa 6'ya da tam bölünebiliyordur. Veya şöyle diyecek. 6 ile bölümünden kalan atıyorum 1. 6 ile bölümünden kalan 1 ise 2 ile bölümünden de kalan 1'dir. 3 ile bölümünden de kalan 1'dir diyeceksin dostum. İşte geldik 12'ye mesela. 12 ile bölünebilmesi için bir sayının hem 3'e hem de 4'e bölünebilmesi lazım. Hocam niye 12 ile bölünebilmenin kuralı 6 ve 2 değil? 6 ve 2 değil. Niye 3 ile 4? Çünkü şart ne arkadaşlarım? Asal çarpanları olacak. Bak 3 ve 4 aralarında asal 2 sayı. Aralarında asal 2 sayı olacak. 6 ile 2 aralarında asal mı? Değil. İkisinin de aralarında asallığın şartı neydi? Ortak bölenleri 1 olacak. Bak 6 ile 2'nin ortak böleni hem 1 hem de 2'dir. İkisi de 2'ye ve 1'e bölünür. O yüzden aralarında asal değildir. 3 ile 4'ü alırız. Mesela 15 için 3 ve 5 zaten başka da yok. 1 ile 15 var gerçi. 18 için 2 ile 9'a bölünebilmesi lazım bu sayının. Hocam mesela 6 ile 3 olmaz mı? Olmaz. Çünkü 6 ile 3 aralarında asal değil. İşte 20 için 4 ile 5 gibi bu şekilde uzar. Mesela 45 ile bölümünden kalan kaçtır diye bir soru sordu. 45 ile bölünebilmenin kuralı 5 ve 9 olacak dostlar. Hocam 15 ile 3 olmaz mı? Olmaz arkadaşım. Çünkü 15 ile 3 aralarında asal değil. Peki öğretmenim. Şimdi soruda birkaç tane bölünebilme kuralı soruluyorsa bize. Yani diyecek ki soru işte... Atalım şuraya. 4A, 5B sayısı. 15 ile tam bölünebildiğine göre A kaç olur, B kaç olur diye bir soru soracak. Şimdi 15 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Hem 5'e hem de 3'e. Peki ben işte bu 5 ve 3 gibi bir soruda 2 tane bölünebilme kuralı kullanacaksam ya da 3 tane ya da 4 tane. Önce hangisini kullanacağım? Önce 5'i mi, 3'ü mü kullanacağım? İşte bunun da kuralı şu arkadaşım. Hangisi daha az rakamla ilgileniyorsa önce onunla başlayacaksın. Şimdi 5 ile bölünebilmenin kuralı neydi dostlar? 5 sadece son basamağa bakıyor değil mi? 5 son basamağa bakıyor. Yani bir rakamla ilgileniyor, bir basamakla ilgileniyor. Peki 3 hepsinin toplamıydı değil mi kuralı? Hepsini toplayıp da kuralını uyguluyorduk. Yani 1, 2, 3, 4 tane basamakla ilgileniyor 3. 5, 1 basamakla ilgileniyor. 3, 4 basamakla ilgileniyor. O zaman 5 ile başlayacağım. Hangisi daha az basamakla ilgileniyorsa önce onun kuralını yapacaksın dostum. Bu notları alın mutlaka kenara arkadaşlar. Bunları kenara mutlaka defterinize yazın. Hadi bakalım ne diyor şimdi. Diyor ki 15 ile tam bölünebildiğine göre sen hemen diyorsun ki 3 ve 5'e yani demek istiyorsun sen. 15'in bir kuralı yok. 15'in kuralı neydi? 3 ve 5'ten faydalanıyoruz. Tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alır? Şimdi önce hangisini yapıyorum hocam? 5'i mi 3'ü mü? Tabii ki 5'i. Çünkü 5 sadece bir basamakla ilgileniyor. 3, 4 basamakla ilgileniyor. Peki 5 ile başlayalım. 5 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Son basamak 0 ya da 5 olacak. Hemen iki farklı seçeneğim var. Yani 28A 0 da olabilir. 28A 5 de olabilir. Bak bu şekilde ayrı ayrı yazdım bunları. 5 ile bölünebilmenin kuralını yaptım. Sıra geldi 3 ile bölünebilmeye. Şimdi 3 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Rakamlarının toplamı 3 veya 3'ün katı olacak. Toplayalım. 2 ile 8'in toplamı 10. 0 ile de toplarsam yine 10. 10'a kaç eklersem 3'ün katı olur? 2'yi ekledim. Bak 12 oldu. 3'ün katı oldu. Peki 3'ün katıysa bir sonrakini nasıl bulacaktım ben? 3 ekliyorduk. 5. 3 ekle 8. Bir daha 3 eklersem 11 oluyor. A 11 olamaz zaten. Peki buradan A'nın kaç değeri çıktı? 1, 2, 3. Neye dikkat etmedim? Rakamları farklı bir sayı mıymış bu? Çünkü rakamları farklıysa A 2 olamaz. 8 de olamaz değil mi dostlarım? Sayısı 15 ile tam bölünebildiğine göre bak rakamları farklı dememiş. A kaç farklı değer alabilir? Zaten A'nın buradaki 3 değeri de birbirinden farklı. Şu 3'ünü de alabilir o zaman. Buradan 3 değer geldi. Şuraya bakalım. Şimdi rakam 3'ün kuralını uyguluyorum şimdi. 3 ile bölünebilme. Rakamları toplamı 2, 8 daha 10, 5 daha 15. Tam bölünür değil mi şu anda? O yüzden ben A'ya 0 desem yine 15 olur. Tam bölünür. Peki bir sonraki 3 fazlası. Bir sonraki 3 fazlası. Bir sonraki 3 fazlası. Dostlar 4 tane de buradan çıktı mı? Hepsi birbirinden farklı mı? A'ların farklı. 4 buradan 3 buradan toplam 7 tane değer alır dedik. Geldik şuna. Sayısı 36 ile tam bölünüyor. Şimdi 36 ile bölünebilmenin kuralı 4 ve 9'a tam bölünecek dostum. Aralarında asal olacaklar. 4 ve 9'dur. Hocam 12 ile 3 olur mu demeyin hemen. Çünkü 12 ile 3 aralarında asal değildir arkadaşlarım. Hocam 6 ile 6 var. 6 ile 6 zaten bir kural yapıyor ki yine aralarında asal değiller. Zaten bu da olmaz. O zaman 4 ve 9. Peki önce hangisine bakalım? 4'e mi 9'a mı? 4 2 basamakla ilgileniyordu. Son 2 basamakla 9 hepsiyle yani 4'üyle. O zaman az olanla başlayacağız. 4 ile başlayacağız. Peki 4 ile tam bölünebiliyorsa bu sayımız. Son 2 basamağı 4'ün katı olacak. Yani B dediğimiz şey 0 olsa olur mu arkadaşım? 20 olur. Son 2 basamak 4'ün katı. 4 desek olur. 8 desek olur. Zaten ilkini bulduktan sonra birler basamağı için 4 artır 4 artır demiştik. O zaman B için 3 seçenek var. Sayı 4 A 2 0 olabilir. 4 A 2 4 olabilir. 4 A 2 8 olabilir. Şu anda 3 durumumuz var. Peki neye bakmadık? Rakamları farklı demiş mi? Rakamları farklı dediyse bize demiş. Şuradaki 4'ü alamayız arkadaşlar. Çünkü sayının içinde bir 4 kendiliğinden var. O zaman B 4 olamaz. Bak burası direkt iptal oldu. Başka 0 olabilir mi? Olur. 8 olabilir mi? Evet, farklı oldu. Şimdi sıra geldi A'ya. Tabi bunda nasıl bulacağız? 4 ile bölünebilmenin kuralını yaptık. Sıra şimdi 9 ile bölünebilmede. Rakamları toplamı 9'un katı olacak demiştik dostlar. Peki toplayalım. 4, 2 daha 6. Ve ben 6'ya 3 eklersem gerçekten 9 olur hepsinin toplamı. Ve 9'un bir katı olur. Peki bir sonrakini nasıl buluyorduk? 9 fazlası 12. A 12 olabilir mi? Olamaz. Çünkü A bir rakam. Demek ki buradan A'nın bir değeri çıktı 3. Rakamları farklı oluyor mu A'ya 3 desem? Evet, hepsi farklı oluyor. Burayı sağladık. Buraya zaten bakmayacaktık. Sıra geldi şuraya arkadaşlarım. Şimdi toplayalım. 4, 2 daha 6. 6'ya 8 eklersem ne yapar? 14 yapar. 14'e de ben 4 eklersem 18 yapar. Yani 9'un katını sağladık. O zaman ilk değerimiz 4. Peki bir sonraki 9 fazlasıydı. Yani 13 ama A 13 olamaz. Rakam çünkü. Bir tek 4 oldu. Peki 4 olabilir mi? Rakamları farklı oluyor mu? Bak burada bir tane 4 var. Demek ki A 4 olamaz dostlarım. Zaten soruda bakın 3 değer çıkardı, yoksa bir sürü değer çıkardı gerçi. Ama A kaçtır diyor. Bir tane değerini istiyor. O da 3 geldi zaten dostlar. Evet, devam ediyorum arkadaşlarım hemen. Ne diyor burada? 4 basamaklı bilmem ne sayısı 12 ile tam bölünebildiğine göre. Dostum 12 ile bölünebilmenin kuralı neydi? Hemen söyleyelim 12 ile bölünebilmenin kuralını. 3 ve 4. 3 ve 4'e tam bölünecek. Önce hangisiyle başlayacağım? 4 ile başlayacağım. Çünkü 4 son 2 basamakla ilgileniyor. Peki son 2 basamak 4'ün katı olacak. 0 desem olmaz. 10 olur. 1 desem 11 4'ün katı değil. 2 desem 12 olur. Demek ki 2 olur L. Peki sonrası neydi? 4 fazlası 6 olur. 4 fazlası 10. Zaten L 10 olmaz. Demek ki 2 ile 6. Yani sayımın 2 seçeneği var. 7K1 2 olabilir. 7K1 6 olabilir. Bir de neye bakacağız? 3 ile tam bölünebilmesi lazım bunun dostlar. Şimdi şurası L dediğimiz sayılar. 3 ile bölünebilmenin şartı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Hadi toplayalım. 7, bir daha 8. 8'e 2 ekledim 10. 10'a ben 2 eklersem 12 olur. Rakamları toplamı 3'ün katı olur. Peki 2 ekledik. 2'den sonra 3 ile tam bölünebilmesi için 3 ekliyorduk. 5. 3 ekle 8. Başka da yok. Peki rakamları farklı demiş mi bize? Hayır. Rakamları farklı dememiş. Şimdi 6 için konuşalım bir de. 3 ile bölünebilmenin kuralına bakıyorduk. 7 1 daha 8. 8 6 daha 14. Peki ben 14'e 1 eklersem 15 yapar ve 3'ün katı olur. 1'den sonraki bir değer 4. 3 fazlası 7 gelir. Başka da 10'a gidiyor. Onu da alamayız. KL ikililerini soruyor bize burada. KL ikilileri. K2 geldi. L de 2 geldi. K5 L2, K8, L2. Bak burada 3 tane çıktı. K için buradan da 3 tane çıkacak. 1, 6, 4, 6, 7, 6. Toplam 6 tane bulduk. Diyor ki 18 ile bölümünden kalan. Hemen 18 için 2 ile 9'a bakacaktık dostlarım. Tam bölünüyormuş bu. Önce hangisine bakalım? 2'ye mi 9'a mı? 2 son basamakla ilgileniyor değil mi dostlarım? O zaman şöyle olacak. 2 madem ki son basamakla ilgileniyor. Ya 0, ya 2, ya 4, ya 6, ya 8 olacaktı. Bizim kaç seçeneğimiz var? 2, 4, 5. Yani sayımız B 0, 4, 0'dır. B, şimdi 2 için A yerine 2 kabul ediyorum. 2, 4, 2 olur. 4 için B 4, 4, 4 olur. A yerine 4 yazdım. Son olarak yok son değil 6 yazalım A yerine. B 6 4 6 olabilir. Bir de şuraya da sonuncusu 8 için B 8 4 8 olabilir. Şimdi demiş ki 4 basamaklı olacak. 18 ile bölünebilecek. Yani 2 ve 9 ile tam bölünecek. Rakamları farklı dememiş arkadaşlarım. Zaten 2 tane A var. Rakamları farklı diyemez bize. Peki gelin şimdi A değerlerini bulalım. B değerlerini bulalım hatta. A'ları bulduk da. Burada A'larımız şunlar. A'lar zaten buradaki sayılar. Şimdi biz B'yi bulacağız. B için şimdi de 2 ile bölünebilmeyi yaptık ya. Sıra geldi 9 ile tam bölünebilme kuralına. 9 ile bölünebilmenin şartı neydi? Rakamlar toplamı 9'un katı olacak. Dostum şurada 4 var rakamlar toplamı. Ben 4'e 5 eklediğimde 9'un katı olur. B 5 olur. Başka da yok. Şurada 4, 2 daha 6, 2 daha 8. 8'e 1 eklersem 9'un katı olur. 4, 8, 12 var. 12'ye 6 eklersem 18'dir. 9'un katı olur. 10, 16. 16'ya ben 2 eklersem 18'dir. 9'un katı olur. 8, 4 daha 12. 12, 4 daha 20. 20'ye 7 eklersem 8'in katı, şey 9'un katı olur, 27 olur arkadaşlar. B 7 oldu yani. A artı B toplamı en az kaç oldu? Peki şuradan A ile B'nin toplamı 0 ile 5'in toplamı 5 olur. Buradan A ile B'nin toplamı 2 ile 1'in toplamı 3 olur. Buradan A ile B'nin toplamı 6 ile 4'ün toplamı 10. Buradan 6 ile 2'nin toplamı 8 gelir. 7 ile 8'in toplamı 15 gelir. En az kaçtır diye soruyor. En az 3 geldi dostlarım. Toplamları en az 3'müş. En çoku sorsaydı 15'i işaretlerdik. Evet, bu da tamamdır. Saatte bir hayli geç oldu dostlar. Gecenin bir yarısı oldu. Kaç dakika oldu? 25 dakika olmuş. Nereye kadar gidiyor bu böyle? Bayağı da gidiyor ya. Tamam, neyse devam edelim. Rakamları birbirinden farklı sayısının 9 ile bölümünden kalan 6, aynı sayının 5 ile bölümünden kalan 2'dir diyor. Şimdi önce 9 ile bölünebilmeyi mi yapalım, 5 ile mi? 5 son basamakla, 9 bütün basamaklarla ilgileniyor. Hangisi daha az? 5 bir basamakla ilgilendiği için 5 ile başlayalım. 5 ile bölümünden kalan 2'ymiş. 5 ile bölünebilmenin şartı neydi? Son basamak ya 0 ya da 2, 5 olacaktı pardon. Kalan 2 dediğine göre o zaman son basamak ya 2 ya da 7 olacak. Yani sayımız 17A 8 ya 2'dir. 17A 8 ya da 7'dir. Şimdi 5 ile bölünebilmeyi kullandık. Sıra geldi 9 ile bölünebilmeye arkadaşlarım. Kalan 6 olacakmış. Yani 9'un katından 6 fazla olacak arkadaşlar. Toplayalım bir. 8 ya da şöyle yapalım bakın. 7 ile 2'nin toplamı zaten 9. Hani böyle kolaylık sağlamıştık. 1 ile 8'in toplamı da zaten 9. O zaman 0 yaptı mı burası? Peki ben A'ya kaç dersem kalan 6 olur? 0 yapıyor ya. Şimdi 0 desem yine 0 yapacak, toplamları tam bölünür. 1 desem toplamları 1 yapacak, kalan da 1 demektir. Kalanın 6 olması için toplamlarının da 9'un katından 6 fazla olması lazım ya da 0'dan 6 fazla olması lazım. O yüzden A direkt 6'dır burada arkadaşlar. Peki şuraya gelelim. Şimdi 1 ile 8'in toplamı zaten 9'dur. Ona bakmaya gerek yok. 7 ile 7'nin toplamı ne yaptı? 14. Canım kardeşim, ben bu 14, 9'dan kaç fazla 14 arkadaşlar? Bak 14 dediğim şey 9 artı 5 değil mi? Yani 9'dan 5 fazla. O zaman şu anda kalan 5 ama kalanın 6 olmasını istiyorum. O yüzden ben A'ya 1 desem bunların toplamı 15 olur ve 15'i 9 ile bölümünden kalan 6'dır dostlar. Demek ki A 1'dir ya da 6'dır dedik. Şimdi ne diyordu bir de bize soru? Rakamları birbirinden farklı olacak diyordu dostlar. Rakamları birbirinden farklı olacaksa bir kere şurası zaten kafadan gitmiş bir kere. Bak 7 B7 olamaz. O yüzden burası direkt iptalmiş meğerse. B'yi 2 bulduk, A'yı 6 bulduk. 6 ile 2'nin farkını soruyor bize. Cevap 4. Şuna geldik. Sayısının 3 ile bölümünden kalan 2, 4 ile bölümünden kalan 1. Şimdi 4 son 2 basamakla, 3 hepsiyle ilgileniyor. 4 daha az basamakla ilgilendiği için ben 4 ile başlıyorum olaya direkt. Peki 4 ile bölümünden kalan 1'miş dostlar. O zaman şu sayının hani y'nin kaç olacağını bulalım. Şimdi y'ye 0 desem canım öğrencim, son 2 basamak 30 olur. 30'un 4 ile bölümünden kalan 2'dir. 28 var önce, 4'ün katı 30'dan önce. 28 2 fazlası olduğu için de kalan 2. 1 desem 31 olur, kalan 3. 2 desem 32 olur, 32 tam bölünür. Tam bölünmesini istemiyor, kalan 1 olsun diyor. O zaman ilk değerim 33. Yani y'nin ilk değeri 5x3, y 3 olabilir. Bundan sonrasını nasıl buluyordum? 4 fazlası 7 olabilir. 5x3 7 olabilir. 4 fazlası 11'e girdiği için başka da yok. 4 ile bölünebilmenin kalan 1 olmasını kullandık. Rakamları farklı demiş mi? Farklı derse çünkü 3'ü çalamayacağım dememiş arkadaşlarım. O yüzden bunu da alacağız. Şimdi diyor ki 3 ile bölümünden kalan 2. Yani rakamların toplamı 3'ten ya 3 olacak, pardon 3 olursa tam bölünür. Ya 2 olacak ya da 3'ün katının 2 fazlası olacak. Kalan 2 dediği için. Şimdi şu 3 zaten 3'ün katı. Bu da zaten 3'ün katı. Bunlara bakmıyorum. 5, 3 ile bölümünden kalan zaten 2. O zaman ben x'e 0 desem rakamları toplamı 5 yapıyor direkt ve kalan 2 geliyor. Peki bir sonraki 3 olur. Bir sonraki 6, bir sonraki de 9 olur. Kaç farklı x sayısı bulunabilir diyordu. 1, 2, 3, 4 tane buradan çıktı. Şuraya bakalım şimdi. 3 zaten 3'ün katı. 5 ile 7'nin toplamı 12'dir. Bu da 3'ün katı. Demek ki 0 yaptı. O zaman 2 olacak ki kalan 2 gelsin. 3 fazlası 5 olabilir. 3 fazlası 8 olabilir. Bak 3 tane de buradan, 4 tane de buradan. Toplam 7 tane değeri vardır dedik dostlar. Evet arkadaşlarım. Şimdi bazı kağıtları şöyle eliyorum artık. Saat bir hayli geç oldu. Bir de şu faktöriyelli sorulardan yapalım. Şunlara da bakalım. Diyor ki sayısının 10 ile bölümünden kalan kaçtır? Dostlar biz bunu faktöriyel konusunda da gösterdim size zaten. Bir daha bir tekrar etmiş oluruz şimdi. Ne yapıyorduk dostlar? Önce şu verilen faktöriyelleri açabildiğimiz yere kadar açıyoruz. Şimdi 2 faktöriyel nedir? 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120, 6 faktöriyel 720 şeklinde bu gidiyor. Bizim için zaten bu bölümünden kalan sorularında sondaki faktöriyel bizi ilgilendirmiyor. İsterse buraya 782 milyar 683 milyon 492 faktöriyel yazsın. Önemli değil o. Peki sonra ne yapıyorduk hocam? İşte kaç ile bölümünden kalanı soruyor? 10 ile bölümünden. 10 ile bölünen ilk sayıyı buluyorsun. 120'dir hocam. Sonu 0. Tam bölünür. İşte bu ve bundan sonrakilerin hepsi 10 ile tam bölündüğü için bunlarla senin işin yok. Önceki sayılarla senin işin var. Buranın toplamı 10 ile bölümünden kalan kaçsa şurası zaten 0 çıktığı için şuradaki cevap bütün sayının 10 ile bölümünden kalana eşit olacak. Peki burası 6 ile 24'ün toplamı 30. 2 daha 32 yaptı. Peki 10 ile bölümünden kalan kaç? 2. Cevabım 2 o zaman. Geldik buna. Bak birler basamağındaki rakam kaçtır diyor. Ne demekti bu? 10 ile bölümünden kalan kaçtır demekti. Aynı soru olmuş yani. 0 faktöriyel kaçtı dostlarım? 1. 2 faktöriyel 2. 4 faktöriyel 24. İkişer ikişer gidiyormuş bu. 6 faktöriyel 720 diye gidiyor bu da. Peki 10 ile bölümünden kalanı nasıl buluyordum ben dostlarım? Hemen 10 ile bölünen ilk sayıyı alıyorum. Bu ve bundan sonrakiler 10 ile tam bölündüğü için bunlara bakmıyorum. Öncekilere bak. 24, 2 daha 26, 1 daha 27. 10 ile bölümünden kalan son basamak yani 7 geldi. Hemen 2 sorum daha var faktöriyel ile ilgili. Bunlara da bakalım. Sayısı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünemez diye bir soru sormuş bize. Hemen gelin şunu bir faktöriyeli bir düzenleyelim. Ne demiştik? Faktöriyelli sorularda küçük olan hangisi ise onun parantezini alacaksın. Şimdi 8 faktöriyel normalde şu. 8 çarpı 7 faktöriyel demekti. Eksi 7 faktöriyel de 7 faktöriyel çarpı 1 demekti. Şimdi küçük olan 7 faktöriyel olduğu için 7 faktöriyel parantezinde yazıyorum bunları. Buradan 8 kaldı. Eksi buradan da 1 kaldı. Yani 8 eksi 1'den 7. O zaman 7 çarpı 7 faktöriyeldir dedim ben buna. 7 faktöriyel de şu değil miydi arkadaşlar? 7 çarpı diye yazıyorum. 7 çarpı 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1. Şimdi kalansız bölünemez diyor ya arkadaşlarım. Sen burada şuna bakacaksın. Mesela 12'ye bölünür mü bu sayı? Yani bunu tutup böyle 12 yapsaydım bölünebilir mi? Tam bölünür mü diye bakacaksın. Bunun da yolu şu. 12 buradaki sayıların içerisinde varsa tam bölünür. Peki var mı? Hocam 12 yazmıyor hiçbir yerde deme. Bak 4 ile 3'ün çarpımı var. 4 ile 3'ün çarpımı 12 değil mi? Evet 12. O zaman sen bunu tutup 12'ye bölersen bunlar sadeleşecek şu ikisi. Geriye yani tam bölünmüş olacak sadeleştikleri içinde. O yüzden 12'ye kalansız bölünür. Peki 20'yi hocam 20'ye bölebilir miyiz biz bu sayıyı? Tabii ki bölersin çünkü 5 kere 4 20'dir. 20 var. O yüzden buna da tam bölünür. Şimdi 25'e bölünmeyecek çünkü 25'e bölünebilmesi için 2 tane 5 olması lazımdı. 5 çarpı 5. Ama bir tane 5 var. Başka da 5 yok piyasada. O yüzden 25'e kalansız bölünemez dostlarım. Peki 36'yı gösterelim arkadaşlar. Bakın ne vardı şurada? 4 kere 3 12 var. Hatta şöyle alalım. 3 kere 2 6. Bir kere de 6 burada var. 6 kere 6 36. Bak 36'ya tam bölünüyor. 49 için bir kere 2 tane 7 var. Tam bölünüyor. Şimdi bu da tıpatıp aynısı dostlarım. Önce bir küçük olan 11 faktöriyel parantezinde bir alalım. Buradan 1 kaldı. Buradan da 12 kaldı. Yani şöyle oldu. 13 oldu burası. Çarpı 11 faktöriyel. Yani 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hangisine kalansız olarak bölünemez diyor dostlarım. Şimdi 11 ile tam bölünür mü bu? Zaten 11 direkt kafadan var hocam. Bölünür. 12 ile hocam 4 ile 3'ün çarpımı var. Tam bölünür. 13 ile zaten çarpanlarından birisi 13 tam bölünür. 18 ile hocam 9 ile 2 var. 18 var içerisinde tam bölünür. Ama 17 yok öğretmenim. Tam bölünemez. Evet dostlar, bölünebilmeyi de böylelikle halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi size düşen şey bir kaynaktan soru çözmek arkadaşlar. Hadi öptüm hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.